Başkan Ekrem İmamoğlu. Haydi İstanbul sandık başına, İmamoğlu başkan ile hizmet aşkına. İstanbul sensiz olmaz, hiçbir iş yarım kalmaz, her şey güzel olacak İmamoğlu. İstanbul sensiz olmaz, hiçbir iş yarım kalmaz, başkan Ekrem İmamoğlu. Yavaş yavaş müziği alalım. Evet, sizleri Ulur Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları huzurunda, tüm şehitlerimiz huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Buyurun lütfen. İstanbul'un güzel insanları, sevgili çocuklar, gençler, hanımefendiler, beyefendiler, İstanbul'un bu güzel yürüyüşüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun, var olun. Kıymetli dostlar, çok özel bir süreci yaşıyoruz. Çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Bu süreç önce normal başladı. 31 Mart sürecini hep birlikte Aralık ayı sonu itibariyle yaşamaya başladık. İstanbullulara biz ihtiyaçlarını anlattık, süreci anlattık. İki siyasi partinin desteğiyle sizlerin huzuruna çıktım. Önce onlara bir teşekkür borcum var. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kıymetli Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, hem de İYİ Parti'ye, Sayın Meral Akşener'e yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Süreç böyle başladı. Biz insanlara dedik ki biz İstanbul'u konuşacağız. İstanbul'un ihtiyaçlarını konuşacağız. İstanbul'da mahallemizdeki gençler ne istiyor?
çocuklar ne istiyor, aileler ne istiyor onu konuşacağız dedik. Ve tüm iyi düşüncelerle, iyi bir dille süreci başlattık. Bu süreç 31 Mart'a kadar devam ederken özellikle siz değerli İstanbul gönüllerinde katkılarıyla harika bir kampanya yönettik. Çok iyi, gönülden, içten sevgi dolu, saygı dolu. Birileri yaşayanlarına başka sıfatlar takarken biz herkes bizim dedik. İstanbul İttifakı'nın adayıyız dedik. Benden olan, benden olmayan diye ayıran bir siyasi anlayışın karşısında biz 16 milyon insana 16 milyon vatansever dedik. Hatta 82 milyon vatansever dedik. Ve bu yolla yürüdük. Kimseyi dışarıda bırakmadık. Kimseyi dışlamadık, ötekileştirmedik. Hep bu pozitif din milletin kalbinde taht kurdu. Bunu sağlayan ve bana bu yolda toplumla siyaset üstü bir dil kurmamı en büyük fırsatı tanıyan siz değerli İstanbul gönüllerisiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve kesinlikle şunu söyleyeyim. İstanbul gerçekten yeni bir kavram kazandı. İstanbul gönüllerini kazandı. Her hususu dert edecek, her hususta ben söz sahibiyim diyecek İstanbul gönüllerini kazandı. İyi ki varsınız. İyi ki benim yol arkadaşımsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, benim gönüllü dostlarım, 31 Mart'ta ne oldu? 31 Mart'ta 16 milyon insan kazandı. Sevgi kazandı. Gönüller kazandı, kalpler kazandı. İstanbul'un yeni bir yönetime ihtiyacı olduğunu İstanbullu karar verdi. Ama 31 Mart gecesi ne yazık ki halkın iradesine karşı duruş anlamında bir kumpası gördük. Bu kumpasın ne yazık ki başrolünde devletin kamu kurumu vardı, Anadolu Ajansı vardı. Ama sizlerin katkılarıyla sandıklarda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Partili ve diğer muhalefet partilerin ve de tabii ki benim İstanbul gönüllüsü arkadaşlarımın bilgi akışlarıyla inanılmaz bir çalışma ortaya koyduk. Ve hep beraber hakkımızı yedirtmedik. Yine Üsküdar'ı ata alan Üsküdar'ı geçti diyeceklerdi. Dedirtmedik. Bu kadar net. Dolayısıyla 31 Mart gecesi ve sonrasındaki sandık sürecinde her anında sandığı demokrasinin teminatı gören halkımız sürece sahip çıkmış ve en ufak bir sıkıntı getirmemiştir. Çok ciddi sayıda kahramanları var bu sürecin. Onun için her zaman söylüyorum, biz o dönemdeki en önemli şiarımız haklıydık ve güçlüydük. Halk adına haklıydık ve güçlüydük. Onun için kazandık. Değerli dostlarım, 23 Haziran'a giderken bu sürece YSK denen bir avuç insan, bu sürece en büyük sıkıntıyı veren o anlayışa karşı çok donanımlı hareket edeceğiz. Uydurma gerekçelerle hayatta hiçbir insanın aklına gelmeyecek, söylüyorum açık ve net, şeytanın bile aklına gelmeyecek gerekçelerle hakkımızı gasp ettiler. Demokrasiyi sıkıntıya soktular. Ama yılmayacağız. Biz ne dedik? 23 Haziran'a seçimlere doğru giderken aynen söylüyorum, tekrar ifade ediyorum ki bayrama gider gibi sandık mücadelesi vereceğiz. Coşkuyla, güler yüzle, mutlulukla
Onların istedikleri şey kavga etmek. Onların istedikleri şey kavga ettirmek. Kötü söz söylettirmek. Biz ona fırsat tanımayacağız. Biz bu bir avuç kavgacıya, bir avuç kötü dil kullanan insana bu milletin ahlakıyla, vicdanıyla ders vereceğiz. Ders vereceğiz. Kıymetli dostlarım, güzel insanlar, her zaman hatırlatacağım. İyilik kazanacak ve sevgi kazanacak. Sağda herkese yapılan haksızlığı anlatacağız. Yapılan haksızlığı anlatacağız. Güler yüzle anlatacağız. İnsanların kurduğu kötü sözler olursa da hiç umursamayacağız. Görmezden gelin. Ben bakın koca koca insanlar ne kötü sözler söylüyorlar. Görmezden geliyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? Kötü söz sahibine aittir. Kötü söz sahibine aittir. Makamı ne olursa olsun, kim olursa olsun, kötü söz sahibine aittir. Umursamayın. Şimdi bu kötü boksörler kavga etmek istiyor ya, bunları ringde tek başına bırakacaksın. Tek başına. Biz işimize bakacağız. Onlar ringde tek başına kaldılar mı ne yapacaklar bir süre sonra biliyor musunuz? Kendisini şamarlamaya başlayacak. Kendisiyle kavga etmeye başlayacak. Onun için aklınıza böyle gerildiğiniz an, sinirlendiğiniz an, ya ne kadar kötü sözler ediyorlar, kızıyorum diye düşündüğünüz an aklınıza ben geleyim. Güler yüz ve sabır gelsin aklınıza. Ama bu güler yüzün ve sabrın altında inançlı ve güçlü bir duruş gelsin aklınıza. İnançlı ve güçlü bir duruş. Bu duruş bu milletin duruşunun simgesidir. Bu duruşta inanın herkesten beslendiğimiz bir biçim var. Bu şehrin bebekleri de var, çocukları da, gençleri de, kadınları, erkekleri, her yöresi var. Her insanı var. Çünkü ben bu şehirde yaşayan herkesi bu şehrin ve bu ülkenin teminatı olarak görüyorum. Türkü de teminattır, Kürt'ü de teminattır. Herkes bu ülke için teminattır. Herkes. Etnik köken hiçbir şey, bizi ayırmak için kullandıkları hiçbir şey bizi bölemeyecek. Bunları anlatın, bu duruşu anlatın. Bu simgesel tavrı anlatın. Ben yolda yürürken bu sürece dair önüne en büyük güçle bakarken aldığım kuvvet ve geri dönüp düşündüğümde aklıma getirdiğim süreç Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gidişidir. Samsun'a gidişidir. Ülkemizin her tarafı işgal altında olmasına rağmen, herkes savaştan yılmış ve bıkmış olmasına rağmen milletine inanan ve güvenen o Mustafa Kemal duruşu bizim yol haritamızdır. Bizim ışığımızdır. Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Öncelikle dediğim gibi ne yapıyoruz? İstanbulluya yapılan haksızlığı anlatıyoruz. Sonra İstanbul'la ilgili hayallerimizi anlatıyoruz. İstanbul'da ne yapmak istiyoruz biz? Adil bir şehir yaratmak istiyoruz. Adil, yeşil bir kent olsun istiyoruz. Aynı zamanda bu şehrin yeteneklerini ortaya çıkaracak bir yönetim istiyoruz. Bu şehrin insanına hizmet vereceğimizi anlatın. Bu şehrin nimetlerini, bu şehrin kabiliyetlerini,
bu şehrin kazançlarını bir avuç insana değil, 16 milyon insana dağıtmaya geliyoruz değil. 16 milyon insana. Onların derdi bir avuç insan, bizim derdimiz 16 milyon insan. Bu farkı anlatacağız. Yani biz İstanbul'a yapılan haksızlığı anlatacağız. Aynı zamanda İstanbul'la ilgili hayallerimizi anlatacağız. Aynı zamanda İstanbul'un israf düzenini anlatacağız. İsraf. Paramızı çarçur ediyorlar. Hepimizin kazancını çarçur ediyorlar. Bunu anlatacağız. Sakın yılmayın. Anlatın. Çünkü her kuruşu bizim. Her kuruşu. Anlatıyoruz tek tek maddelerle. Sunacağız size. Bunları anlatın. O araçların lüksünü birkaç kişiye yapılan ihaleler üzerinden geliştirilen sistemle gösterilen ayrıcalığı hepsini anlatacağız. Bakın Türkiye'de ama Ankara'da ama İzmir'de çok güzel örnekleriyle süreci takip ediyorsunuz. Bize fırsat tanınmak istenmedi. Hemen 17-18 günde alelacele yetkimizi elimizden aldılar. Ama gördünüz, israfı önleyerek, tasarruf yaparak insanların cebine nasıl kazanç sağladığımızı ne yaptık? 18 günde ortaya koyduk. 18 günde. Herkese bunu anlatın. 18 günde ne yaptılar? 18 günde biz öğrencilerimizin cebine 45 lira koyduk. 18 günde. Ayda 45 lira. Suyu ucuzlattık. Suyu ucuzlattık. Dini bayramlarda vardı. Şimdi artık milli ve resmi bayramlarda da ücretsiz ulaşımımız var. Bunları yaptık. Ya 18 günde, 18 günde yaptıklarımızı bu kadar kıskanan o bir avuç insanı düşünseniz ya, 1800 günde vallahi çatlarlar. Vallahi çatlarlar. Ama biz o bir avuç insanı çatlatmaya ama 16 milyon insanı mutlu etmeye geliyoruz değil. Herkese bunu anlatın. Herkese bunu anlatın. Arkadaşlarım, önümüzde çok az bir zaman var. Bir kere her şeyden önce kampanya süreci Ramazan ayına denk geldi. Ramazan ayı aydınlanma ayıdır, arınma ayıdır, paylaşma ayıdır, hissetme ayıdır. İnsanların bu toplum içerisinde yokluk yaşıyorsa farkında olma ayıdır. Ama bu arkadaşlar Ramazan ayında her kötü sözü söylüyor. Her kötü sözü. Ama biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki iftira atmayın. Günahtır, yasaktır diyoruz. Bazen din adamlarının yanında bile konuşuyorlar. Çok kötü manzaralar bunlar. Bizim kalbimizi kırıyor. Bakın biz toplum olarak, millet olarak din adamlarına değer veren, onların ayrı bir duruşunu önemseyen milletiz. Buradan sesleniyorum. Ey siyasiler ya da siyasi davranmayı kendi hayatlarında ilke edinmiş insanlar. Siyasete dini asla alet etmeyin. Asla alet etmeyin. Bu milletin vicdanı bunu kabul etmez. Güzel şeyler söyleyin. Örneğin, güzel bir ayettir. Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz. Bunları anlatın. Niye anlatmıyorsunuz? Ucuz size dokunur diye mi? Bunları anlatın.
haksızlıkta susan dilsiz şeytandır deyin. Peygamberimiz ne güzel söylemiş değil mi? Bunları söyleyin. Güzel sözler söyleyin. Topluma ders veren, topluma yön veren güzel sözler. Ama herkese güzel söz söylemek nasip olmuyor demek ki. Bazı insanlar 100 yıl geçse de, 100 yıl geçse de sözleri unutulmaz. 1000 yıl geçse de sözleri unutulmaz. Örnek mi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milletindir. Bazılarının da sözleri akşamdan sabaha değişir. Bir günde bile kıymeti kalmaz. Hatta bir saatte bile kıymeti kalmaz. Onun için hiçbir zaman unutmayın ki dediğim gibi kötü söz sahibine aittir. Ramazana uygun dille çalışacağız. Büyük bir disiplinle çalışacağız. İnsanların diyeceğiz ki 16 milyonun çeşitliliği içerisinde herkesin inancına saygı duyan güzel yürekli insanlar olarak çalışacağız. Güzel yürekli insanlar. Büyük bir disiplinle çalışacağız. Disiplin çok önemli. Kıymetli dostlarım, benim gönüllü yol arkadaşlarım, disiplinli çalışırsak başarıyı elde ederiz. Onun için benim güzel yol arkadaşlarıma öncülük eden arkadaşlarımın verdiği doğrultuları mutlaka takip edin. Ev ziyareti yapın. Sandık, kullandığınız sandıklarda görev aldığınızı biliyorum. Görev almayı teşvik edin. On binlerce insanla süreci destekleyeceğimiz için o aldığınız sandık listesinde her hemşerinizi, her komşunuzu ziyaret edin. Bu kardeşinizin selamını onlara iletin. Tartışın, paylaşın, konuşun ama asla münakaşa etmeyin. Çok disiplinli davranmak zorundayız. Her gün sahada olmalıyız. İşiniz olabilir, okulunuz olabilir ama seyahat ediyorsunuz, evinize gidiyorsunuz. Boş vaktinizi İstanbul'un ve demokrasi mücadelesinin geleceğine ayırın. Sizlerle beraber çok güzel işler başaracağımızı biliyorum. Göreceksiniz bu günleri gelecekte çocuklarınıza, torunlarınıza anlatarak kendinizle gurur duyacaksınız. Gurur duyacaksınız. Diyeceksiniz ki ben de İşte bu 2019 yılındaki sürecin kahramanlarından biriyim. Onun için bütün İstanbul'u bu kahramanlığa davet ediyorum. Siz de gelin, İstanbul gönüllüsü olun, bu sürecin bir kahramanı olun. Onlar her yol... kazanmak için her yol mübahtır diyebilir. Biz öyle bir şey demeyiz. Yarın utanacağımız bir şey yapmayacağız. Yarın anlatamayacağımız bir şeyi söylemeyeceğiz. Yarın bir gün sonra kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi başkasına yapmayacağız. Bu başkalarının prensibi olabilir. Ya kazanalım da nasıl olursa sonra hallederiz değil. Toplumda derin yaralar açılmasına fırsat vermeyeceğiz. Onun için hep doğruları söyleyeceğiz. Hep düzgün laflar edeceğiz. Alın terimizden şüphe etmeyeceğiz.
ve sonra da alın terimize, alın terimize zarar verenleri alın terimizle helal etmeyeceğiz. O kadar net. Onları Allah'a emanet edeceğiz. Onları Allah'a emanet edeceğiz. Değerli dostlarım, biz onlar gibi değiliz. Biz demokrasiye inanmış, milli birlik ve beraberliğe inanmış insanlarız. Bizler aynı zamanda çok çalışkan olduğunu bilen ve bu yolda toplumun asla ve asla umutsuz olmasını sağlamayan, tam aksine en büyük ilacımızın umut olduğunun farkında olan ve topluma umut vermeye çalışan bireyler olacağız. Ben öyleyim. Kendimi umut olarak görüyorum. Siz de öyle görün kendinizi. Hepiniz, her biriniz deyin ki ben bu toplum için umut olacağım. Umut için olacağım. O bir işte çalışın. De terlediniz. Ceketimi çıkaracağım da yanlış anlarlar diye çıkarmak istedim. Müsaade ederseniz çıkarmak istiyorum. Kesinlikle, kesinlikle hiç tereddütüm yok. İnanın hangi ilçeye gidersem gideyim fark etmiyor. Dün gece Esenler'deydik. İnanın 50 metre yürüyemedim, 50 metre. Sizlerin bu sevgisi var ya, sırtıma, omuzlarıma yüklediği yükü, sorumluluğu anlatamam. Ama olsun, bu sorumluluğu sizlerle paylaşacağımı bildiğim için çok kolaylıkla üstleneceğimin farkındayım. Bu ülkenin ve bu şehrin gerçekten müthiş insan kaynağı var. Muazzam insanları var. Muazzam gençleri var. Çocukları var, kadınları var, erkekleri var. Çok güzel işler üreteceğiz, biliyorum. Onun için her yerde aldığım o sorumluluğun karşılığında hiçbir şekilde korkmuyorum. Endişe etmiyorum. Aynen öyle. Ve asla yılmayacağız. Asla yılmayacağız. Çok çalışacağız. Ve moralimizi bozduğu anlarda aklımıza şu cümleyi getireceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu kararlılık çok önemli ve çok değerli. Değerli dostlarım, bu şehirde umudu niye beslemeliyiz? Size birkaç örnek vermek istiyorum. Dün akşam, teşekkür ediyorum, davet ettiler, katıldım. Saadet Partisi'nin iftarına gittim. On dört yaşında bir kızımız yanıma geldi. Önce gözyaşlarıyla bana sarıldı. Ben de tam o sırada konuşmaya çıkıyorum. Kızım ağlama dedim. Ağlama dedim. Ağlıyor, konuşamıyor. Seninle görüşeceğim dedim. Ben konuşmamı yaptım. Masama oturdum, yanıma geldi. Yanımdaki koltuğa oturdu. Başkanım dedi, yine başladı ağlamaya. Kızım ağlama. Ağlayarak 13-14 yaşındaki kızımız ne dedi biliyor musunuz? Şunu dedi. Bu ülkeye adalet gelecek mi başkanım? Adalet! Adalet! 13-14 yaşındaki kızımız gözyaşlarıyla adalet istiyorsa hep birlikte adalet getireceğiz bu ülkeye. Hep birlikte! Hep birlikte!
rezalet olmadan, adalet olmadan hiçbir sorunu çözemeyiz. İşin başı adalet, işin başı ahlak. Bunları sağladık mı göreceksiniz, gerisi kolay. Bir başka örnek, yine dün gece her gün böyle olaylar yaşıyorum. Esenler'den belki de 3 kilometre uzaklaştı arabamız. Meydandan çıktıktan sonra insanlar koşuyor. Bir baktım genç bir kardeşim en son böyle camıma şamarıyla vurdu. O vurunca da durun dedim arabaya, durduk. Araba epeyce ıslanmış. Aslanım benim, bak oradaymış, seni seviyorum, bravo. Ya bunlar da beni takip ediyor kardeşim, ben ne diyeyim ya, aslanım benim ya. Lise de okuyorsun değil mi? Kaçtasın? Lise son. Bu adam ne dedi bana biliyor musunuz? Bu adam bana dedi ki, Ekrem abi, kurtaralım bu şehri dedi, benim çocukluğumu, gençliğimi çaldılar dedi. Bu arada helal olsun sana, seni çok seviyorum, aferin sana. Beraber kurtaracağız. Ya bu gençler beni şok ediyor, bak kalkmış Esenler'den buraya gelmiş. Sana helal olsun. Sarılacağım tabii sana. Müthiş. Müthiş. Yani bizim Berkay gibi oldu Berkay. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Bizim Berkay gibi oldu. Bu şehrin çocukları, gençleri, bu şehrin garipleri olmayacak. Mahallenin gençleri bu şehrin garipleri olmayacak. Bakın, trajediler var. Bunları bilelim. Bu şehirde başka türlü huzurlu olamayız. Urfa'dan buraya gelmiş, hayatını kazanmak için çöp toplayan 15 yaşındaki bir kardeşim, 15 yaşındaki bir evladımız çöp dönüştürme makinesine kapılıp hayatını kaybediyor. Bu hafta Urfa'ya gidiyor, defnediliyor 15 yaşında. Halbuki o genç, o garip bu şehirde hayata tutunmak istemişti. Biz o çocuğu niye okutamadık? Bu o çocuğu hayata niye tutunduramadık? İşte biz bunları aşacağız. Biz bu şehrin çocuklarının ve gençlerinin geleceğini kurtaracağız. Geleceğini kurtaracağız. Göreceksiniz. Hep birlikte barıştıracağız insanları. Hep birlikte başaracağız. Yol haritamızda akıl olacak. Yol haritamızda bilim olacak. Yol haritamızda eğitim olacak. Yol haritamızda evrensel değerler olacak. Ahlak olacak. Adalet olacak. Renklenecek. Kültür olacak. Sanat olacak. Yetenekli gençlerin mutlu bir şehirde yaşamalarını sağlayacağız. Yaşamalarını. Değerli dostlarım, bayrama gideceksiniz ama bayramdan döneceksiniz. Mümkünse gönüllü arkadaşlarımız bu bayramda evlerinde kalsın. Evlerinde kalsın. Birinci gün aile büyüklerinin ellerini öpelim. Allah rahmet eylesin. Mezarları ziyaret edelim. Sonra eşimizi, dostumuzu, komşumuzu bu süreç için aramaya devam edelim. Bayramdan sonra herkes geri dönmüş mü kontrol edelim. Evlerine gelmişler mi? 23 Haziran'da oy kullanacaklar mı kontrol edelim. Mutlaka ihmal etmeyelim. Son iki hafta çok önemli. Çok önemli. Çok önemli. Sizlere sürprizlerim olacak. Sizlere güzel şeyler söyleyeceğim son hafta. Son bir hafta. Sandığa hazırlık yapalım. Eğitimlere katılalım. Bu işi çok ciddi bir şekilde yürütelim. Mutlaka sandıkta görev alalım. Görev alan arkadaşlarımız eğitimlerini alarak
çok donanımlı olsunlar. Göreceksiniz, burada isimlerini anmalıyım ki on binlerce avukatımız barolar sayesinde sandıktaki hukuki güvence olacak. Onlara da teşekkür ediyorum. Onlar da Türkiye'nin her yerinden katılan demokrasi gönülleri. Değerli dostlarım, sevgili çocuklar, gençler, kadınlar, farkında mısınız? Her şey çok güzel olacak dedik. Farkında mısınız? Her şey çok güzel oluyor. Her şey çok güzel oluyor. Oluyor, olmaya başladı. Farkındasınız değil mi? Umut yüzlerinizi güldürüyor. O bir avuç insan dışında kalan toplumun her kesimini kucaklamaya AK Partilisi, MHP'lisi, bütün partililere hiçbir şekilde vatandaşımıza kötü gözle bakmayan, siyasi rakip bakmayan bir anlayışla yol yürümeye hazır mıyız? Harikasınız. Aynı şekilde herkese bu süreci, yapılan haksızlığı, nasıl bir İstanbul istediğimizi ve özellikle israfı önleyeceğimizi, tasarruf yapacağımızı ve 16 milyon insana bu şehrin nimetlerini anlatmaya hazır mıyız? Harikasınız. Sandıkların güvenliğini sağlamayı, ilçedeki sandık başından seçim kurullarına, İl seçim kurullarına, yüksek seçim kuruluna kadar sandık güvenliğini hep birlikte sağlamaya hazır mıyız? Harikasınız. Sizi çok seviyorum. Görüyorsunuz ki enerjimiz çok yüksek. Ben buradan çıkıp üç ilçede çalışma yapacağım. Ardından dördüncü ilçede iftarımı açacağım. Ardından ziyaretlerime devam edeceğim. Bana 24 saat yetmiyor. Enerjisi yüksek bir kardeşimiz var. Sizler de hazır mısınız? Ayağa kalkın İstanbul. Ayağa kalkın. Herkese söyleyin. Konuşun deyin. Çocuklar konuşsun. Gençler konuşsun. Kadınlar, işçiler, memurlar, işsizler, sanatçılar, iş insanları, herkes konuşsun ve deyin ki hep bir ağızdan her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok seviyorum. Kalın sağlıcakla.